Borsa ismini duyduğumuzda biz genellikle çekiniriz halk olarak işte orası kumarhane vesaire diye böyle bir sürü yorum görürüz. Arkadaşlarımızdan bazen kaybedenler vardır ki biz de oraya adım atmaya çekiniriz. Ancak şöyle bir şey var. Yıllara baktığımızda en çok kazandıran yer kesinlikle borsa. Yani ne altın ne tahvil işte ne emtiyalar değerli madenler vesaire ne dolar. Borsanın yanında çok sıfır kalıyor. Yani borsa bizim için çok çok değerli bir yatırım aracı ki biz uzun vadeli yatırımı becerebilirsek, özellikle de bu yeni başladığımızda yapmamamız gereken işleri öğrenir de yapmazsak onları mutlaka istikrarlı bir şekilde borsadan ilelebet para kazanabiliriz. Bugünkü konumuzda işte yeni başlayan arkadaşlarımız için uzun vadeli yatırımcılar için özellikle borsa nedir, hisse senedi nedir, biz ne zaman almalıyız, hangi aracı kurumlardan almalıyız gibi ve nasıl istikrarlı bir başarılı bir yatırımcı, borsa yatırımcısı oluruz onu işleyeceğiz. Peki bu borsa nedir ve bu hisse senetlerinin bizim için ne gibi avantajları var hemen onlara bir bakalım. Her şeyden önce şunu aklından çıkarmaman lazım. Borsa hiçbir şekilde kumarhane değil, kasino değil. Borsa bir yatırım yeridir. Bunu aklından çıkarma. Eğer ki bilmiyorsan yatırım yapmasını işte ee, analiz yapmayı, grafikleri okumayı, çubukları okumayı, insan psikolojilerini, haberleri analiz etmeyi bilmiyorsan zaten bugünkü göreceğimiz gibi uzun vadeli olarak yatırım yapmak zorundasın. Ki ben şöyle bir şey diyebilirim sana. Eğer ki sen kısa vadeyi de çok iyi biliyorsan yani spekülasyon yapmayı yani fiyat hareketi odaklı işlemler yapabiliyorsan çok güzel bir kısmını örneğin diyelim ailen için veya işte çocuğun için veya 10 yıllık 15 yıllık planlarında mutlaka borsaya uzun vadeli olarak bakmak zorundasın. İşte onun için borsayı bu şekilde yatırım aracı olarak kullanıp ona göre kağıtlar almamız lazım hisse senetleri. Borsa ve hisse senedi nedir? Borsa alınıp satılabilir menkul kıymetler, emtialar, döviz, Vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmelerinin halka açık satıldığı veya satın alındığı bir piyasadır. Yani aslına bakarsan borsa alıcıyla satıcıyı bir araya getiren bir pazar diye düşünebilirsin en basitinden. Hani burada uzun bir şekilde açıklamışım ben ama alıcıyla satıcıyı bir araya gelen bir araya getiren borsa biz hep e, borsayı işte İMKB işte İstanbul Menkul Kıymetler veya BIST borsa İstanbul gibi yeni adıyla biliyoruz ama borsa her yerde var kripto borsaları var İşte Binance gibi hatta iyi borsalar yani güvenilir borsalar olması lazım. İşte başka bir kripto borsası vardı ismini yine vermeyeceğim. Hatırlamıyorum da halkın işte insanların yatırımcıların paralarını aldılar gittiler vesaire. Yani borsalar böyle çeşitlilik gösterir. Bizim tabi işleyeceğimiz burada BIST yani borsa İstanbul yani yatırım olarak hisse senetlerini nasıl alacağımız yer. Peki hisse senedi nedir dediğimizde hisse senedi veya pay senedi bir şirketin ana parasının eşdeğer parçalarından bir tanesi. Bir şirkete ait hisse senedini satın alan kişiler o şirketin ortakları arasına katılırlar. Bu da yani şöyle diyelim eğer biz bir hisse senedini alırsak aldığımızda diyelim buradaki herhangi bir hisse senetleri olabilir. Mesela burası şöyle açalım şunu gösterme amaçlı. Bunların hepsi hisse senetleri. Biz eğer ki mesela Türk Hava Yolları'ndan bugün mesela Türk Hava Yolları ne kadarmış? 108 TL. Biz bir tane hisse senedini 108 TL'den aldığımızda biz aslına bakarsan Türk Hava Yolları'na ortak oluyoruz. Yani Türk Hava Yolları kâra geçtiğinde biz de kâra geçiyoruz. Zarar ettiğinde de biz de zarar ediyoruz. Buradaki örnekte de görüldüğü gibi piyasadaki senet sayısı o piyasanın içinde bulunan gezen senetleri gösterir. Yani mesela enerji sağı 236 milyon e, hisse senedi e, piyasada dolaşıyor demek. Hisse senedi fiyatı 25 TL diyelim ki. Şu andaki hisse yani biz bir tane alsak 25 TL. Diyelim ki 100 lira param var ve 4 tane alacaksın. O zaman işte 100 liralık 4 tane hisse senedi, 4 tane enerji sağı hissesinden alıp şirkete ortak olabiliyorsun. Piyasa değeri ise 30.2 milyar. Bu da... Aslında bakarsan örs sermayesi çarpı hisse fiyatı olarak bulunur piyasa değeri. Yani bizim piyasa değerimizde yani enerji 30.2 milyar TL'lik bir piyasa değeri var. Yani burada dediğimiz gibi piyasa değeri hisse fiyatıyla çarpı ödenmiş sermayeden çıkarılacak bir şey. Peki sahiplerin hakkı yani bir hisse aldığımızda biz ne hak elde etmiş oluruz? İlk önce kar payı yani temettü hakkı elde etmiş oluyoruz. Yani Şirketler belli zaman aralıklarında kar ettiklerinde bu karlarını halka dağıtırlar. Yani sizin yatırım hesabınıza gönderirler. Bu ne kadar hisse varsa o hisse senedi oranında senin yatırım hesabına yollarlar. Yani temettü yatırımcıları çok fazla vardır ki olmak zorunda mısın? Olabilirsin, olmayabilirsin ama bana kalırsa ben biraz daha temettü vermeyen firmalardan yani karlarını... İşlerinde tutup ve yatırım yapabilecek firmalara yatırım yaparım. Çünkü ben yatırımcıyım. Ben temettü gibi maaş almak istemiyorum. Ama tabii ki sen maaş gibi de çektiğinde mutlu olacaksan hani kar payı dağıtan firmalar tabii ki çok fazla temettü yatırımcısı var. Sen de olabilirsin ama dediğim gibi ben daha fazla temettü vermeyen temettü karlarını da içinde tutup kendi öz kaynaklarına büyütmek için daha fazla harcayan sermaye büyüten şirketlerden yatırım yapmayı daha çok seviyorum oy verme şirketler belli zaman aralıklarında işte bu yatırımcıları toplayıp oy hakkı kullanabilirsiniz. Kendileri bazen toplantı yapar ve yatırım kararları alırlar veya şirketle ilgili özel kararlar alacaklarsa biz de aslında ben bilmeyiz ama gidip kullanabileceğiniz bir oy hakkınız vardır. Oy kullanabilirsiniz. Sermaye artırımına katılma bu genellikle sermaye artırımı bedelsiz olur ve biz zaten payımıza düşeni zaten hisse olarak hakkımıza düşeni alırız ama bazen bedelli sermaye artırımlarına gider şirketler bunda da e, hakkımızı kullanıp mutlaka bedelli sermaye artırmamız lazım. Çünkü bu da bize kazanç sağlar. En azından hakkımızı kullanmıyorsak başkasına devredebiliriz bunda da. Bir diğer hakkımız da tasfiyeden pay alma. Yani şirket eğer ki iflas ettiyse yani e, borçları varsa ne kadar mal varlığı varsa öz sermayesi bunlar bölünür borçlarına verilir. Daha sonra da kalandan bize pay alma hakkı. Yani e, ne kadarlık bir yatırım yaptıysak onları ödeme hakkı doğar ama İflas eden maalesef şirketlerde para kalmaz. Bence bundan alanda herhalde olmamıştır şimdi. Eğer olduysa da şanslılardan bir tanesidir gibi geliyor bana. İste senedi nasıl alınır? Bu özellikle önemli bir konu. Yeni başlıyorsanız buna bankalar ve aracı kurumlar arasından herhangi birini seçip onun üzerinden anlaşmaya varıp belli bir prosedürleri, imzaları işte yatırımcı prosedürlerine aldıktan sonra o kurum üzerinden alıp veya satım yapabiliriz. Bu bankalar olabilir ve aracı kurumlar olabilir. Önemli olan bizim aracı kurumlardan ne kadar komisyon aldığımız. Orası çok önemli. Çünkü aracı kurum mesela diyelim bankalar işte binde 4 ile binde 1 arasında oynar e, verirler. Biz eğer ki bugünkü konumuz gibi uzun vadeli yatırımcı isek e, binde 1 binde 2 bizim için sorun değil. Yani binde 4 de sorun olmayacaktır. Çünkü biz aralıklarla alım yapacağımız için devamlı yani çok fazla spekülasyon yapmayıp yani alım satım alım satım devamlı al sat yapmayacağımız için bizim için o kadar fazla önemli taşımayacaktır. Özellikle de bankalarda bu işlerde yatır yatırımcı hesaplarından belli bir komisyon alınır. Yani hesap işletim ücreti gibi. Ona dikkat etmenizde fayda var. Bu fazlaysa onu yani olmayan, almayan bankalar da var. çalışabilirsin ve aracı kurumlar SPK onaylı bütün e, BIST üzerinden alım satımı gerçekleştirebileceğin bir brokerla da çalışabilirsin. Bunlarda da komisyon oranları yani 10.000'de 4'ten 10.000'de 1'e kadar bayağı bir indirebilirsin. Çünkü aracı kurumlar sadece bu işle uğraşırlar. Bankaların çok işi çok fazla işi olduğu için e, daha fazla komisyon alıyorlar. Aracı kurumlardan yatırım hesabı açmalıyız. Okey, açtık diyelim. Komisyon oranları düşük olan aracı kurumlar bunu da şimdi söyledik. Hisse senedi almalı mıyız? Tabii ki almalıyız. Çünkü hisse senedi dediğim gibi uzun vadede bizi en çok kazandıracak e, yerdir. Yani yatırım aracıdır aslında bakarsınız. Yani şöyle baktığınızda bir arsa almaktan, bir altın almaktan, dolar almaktan, işte mevduata paranızı koymaktan hisse senedi yatırımcısı olmak uzun vadede, kısa vadede hayır. Uzun vadede çok çok daha avantajlı bir yatırım enstrümanıdır. Çünkü risk kazanç oranları yüksektir. Yani aldığınız herhangi bir hisse senedi çünkü hisse senetleri çok oynak bir piyasadır. Çünkü çok alsat olduğu için hisse senetleri diyelim ki aynı gün içerisinde belki de %10 düşer. Belki de üst üste düşebilir böyle. Onun için risk kazanç oranı yüksektir. Yani riski daha fazladır ama kazancı uzun vadede eğer beklersek mutlaka daha da fazla olur bütün bu finansal enstrümandan. Ülkenin en büyük şirketlerine ortak alabilirsin. Bu çok önemli. Diyelim ki biz burada aşağıda bir lokanta açtık veya işte ne bileyim bir şöyle diyelim demir çelik bir dükkan açtık. Bir şeyler yapıyoruz. Ee, ama orta vadeli küçük bir şirket olacağız ama şöyle baktığında Ereğli gibi işte Kardemir gibi böyle büyük ülkenin en iyi firmalarına, en iyi şirketlerine, en iyi enstitülerine, en iyi fabrikalarına ortak olma şansı bize veriyor. Biz de küçük bir dükkan açmaktan böyle büyük bir fabrikaya ortak olmak tabii ki çok daha iyi. Rahatlıkla sektör ve endüstri seçebiliriz. Bu da e, diyelim ki ülkede veya işte dünyada global olarak ne kadar kötü bir durumda olduğu sektörlerin analiz edersek hangi sektörün daha avantajlı olduğunu örneğin diyelim ki geçmişte işte e, taşımacılık iyiyse veya işte finansal sektör iyiyse, iyiyse ona yatırım yapma şansımız olabilir. Yani sektörü Analiz etme ihtimalimiz olabilir ve hangi sektörler şu anda daha avantajlısa o sektörlerde alım satım yapabiliriz çok rahatlıkla. Yani mesela diyelim bir dükkan açsak zırt pırt sektör değiştiremeyiz. Yani gıda dükkanımız varsa gıda da hayvancılık varsa hayvancılıkla devam edeceğiz. Ama burada değiştirme, çeşitlilik yapma, sepet yapma ihtimalimiz olduğu için çok 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 avantajlı hisse senetleri likit bir piyasadır. Yani keş bir piyasadır diyebilirim ben. Yani anında paranızı nakite çevirebilirsiniz. Yani diyelim ki e, mal aldınız, gayrimenkul, e, menkul, gayrimenkul aldınız. Mesela bir ev aldınız, bir arsa aldınız veya bir araba aldınız. Hemen satıp da bunu paraya, nakite çeviremezsiniz. Özel bir durumunuz oldu ve satma gereğini duydunuz. Bunu ama hisse senediniz varsa anında satıp nakite çevirebilirsiniz. Onun için çok 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 avantajı var burada diğer yatırım araçlarına göre. Peki ne kadar sermayeye ihtiyacımız var eğer ki borsa hisse senedi yatırımcısı olmamız için? Buna bir sınır yok. Siz dilediğiniz gibi ister 100 liranız olsun ister 100 bin ister 1 milyon lira hiç fark etmez. İstediğiniz gibi o, o fiyat aralığındaki hisseyi kaç tane pay alacaksınız istediğiniz gibi yatırım yapabilirsiniz. Yani bunda bir sınır yok. Örneğin diyelim ki benim ne kadar param olsun 1000 lira param olduğunu düşünelim. Gelelim mesela Türk Telekom ne kadarmış fiyatı Türk Telekom'un? 14 son fiyatı şu anda 14.47 TL. Benim ne kadarım vardı? 1000 liram vardı. Bunu da 14.47'ye de ben yaklaşık olarak 70 adet 70 pay sahibi olabilirim. Bütün paramı e, Türk Telekom'a yatırırsam örnek olarak e, sadece örnek olarak verdim bunu. Gidip de tabii bütün parayı Türk Telekom'a yatırmaya bir şey yok yani. <laughs> Sermaye bölünebilir. Bu çok önemli sermayemizi bizim diyelim ki benim işte ne diyelim 100 bin liralık bir sermayem var. Ben bu sermayeyi bölebilirim. Mesela örneğin diyelim 5'e bölebilirim. 5'e böldüğümde benim her bir sermayem 20 bin TL olacak. Yani ben her bir alımımı veya işte Türk Telekom işte e, Türk Hava Yolları olsun işte Ereğli, Kardemir vesaire böyle sektöre sepet yaptıktan sonra her bir hisse senedine diyelim ki 5'e böldüğümde 20 bin liralık alım yapabilirim. Bu da önemli bir artı bizim için. Düzenli ve düzenli biriktir ve birik ve yatırım yap. <laughs> birik ne ya? Neyse <laughs> düzenli birikim ve yatırım yapmak. Diyelim ki herhangi bir işte çalışıyor olabiliriz. Arkadaşlar biz eğer ki yatırımcıysak mutlaka bir işimiz olması lazım. Çünkü biz bu borsa yatırımını uzun vadeli tutmuyoruz. Yani kazandığımızdan siz gidip de bankaya nasıl bir en düşük faiz veren mevduat yatırımına yatırıyorsanız enflasyona yenilmemek amacıyla ki verilir o şu an yani mesela enflasyona da yeniliyorsa mevduat yatırma pek size bir şey kazandırmaz Onun için biz gene böyle para kazandığımızda yani bir işimiz olduğu gibi işimiz işim var çalışıyorsun belli bir birikimini alacaksın tutacaksın bunu ve zaman 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 borsada uzun vadeli olarak yatırım yapacaksın ve devam edeceksin düzenli olarak birikim yapıp yatırım yapmaya. Peki ne zaman alım yapmalıyız? Yani borsada bakın hiç satım demiyorum. Çünkü borsa uzun vadeli tutulacağı için alıp tutulması lazım. Tabii satım da yapacağız ama belli yüksek aralıklarda yüksek karlar getirdiğinde satımları düşünmeliyiz. Önemli olan borsada alım yapmak, devamlı alım yapmak ve bol bol alım yapıp tutmak çünkü borsa dediğim gibi her zaman borsa bir yatırım aracı. Spekülasyon yapma kısmı, trader kısmı bambaşka. Eğer ki ben uzun vadeli bir yatırımcıysam BIST'in yani Borsa İstanbul'un her %5 geri çekilmelerinde %5 veya %10, %10 belki biraz fazla olur ama %5 geri çekilmesinde herhangi bir sektörden analiz ettiğim, o durumda iyi olduğunu düşündüğüm sektörden %5 BIST geri çekilmesinde, BIST'in %5 geri çekilmesinde alımı düşünebilirim. 100 bin lira benim yatırım sermayem vardı. Ben bunu diyelim ki 5'e böldüm. 5'e böldüğümde ne olacak? Benim 20 bin lira. Ben her BIST %5 geri çekildiğinde 20 bin lirayı özellikle diyorum sektörlere bölmemiz lazım. Mesela bankacılık, bir diğeri taşımacılık, sanayi gibi olabilir gibi gibi bunları siz sektöre baktığınızda ayrı ayrı sektörlere bölebilirsiniz. Benim %5 geri çekildiğimde 100 bin lirada ne kadar harcayacaktım? 20 bin lira. Diyelim ki 5 tane sektöre analiz yani yaptım ve 5 tane sektöre para yatıracağım. Ne olabilir? 5 bin, 5 bin, 5 bin olarak 5 tane ayrı sektöre 5 yani %5 BIST'in geri çekiminde 5 tane ayrı sektörden hisse senedine yatırım yapabiliriz. Bu şekilde istikrarlı bir şekilde yatırımcı oluruz en azından. Kısa vadeli trader olarak baktığımızda da bu zor bir kısım bu işte bizim yaptığımız kısım. Yani piyasayı sabahtan akşama kadar incelemek ve akşamları özellikle çalışıp ertesi gün için hangi hisse senetlerinin spekülasyonda daha iyi fiyat hareketi odaklı yukarı daha çıkabileceğini bilmek. Borsa İstanbul'un yani BIST'in yıllık getirisini diyelim ki BIST bu yıl %25 getiri sağladıysa spekülasyon yapan yani traderlar bunun üstünde kazanç getirmek zorunda. Ona hedeflemek zorunda. Borsa %25, hedef, %25 kazanç getirdiğinde kısa vadeli işte spekülasyon yapan traderlar o yıl mesela %60'ı %70'i bulma hedefinde olurlar genellikle. Onun için bu bir zor kısmıdır. Biz uzun vadeli olarak yatırımcı olarak tarafa bakmamız lazım ilk başta. Eğer ki hele de yeni başlıyorsak kesinlikle günde kısa vadeli düşünüyorsak en az 1-2 saat çalışmamız lazım. Sektör ve endüstri analizini iyi yapmamız lazım. Teknik analiz bilmemiz lazım. Strateji öğrenmemiz lazım. Risk yönetimini çok iyi bilmemiz lazım. Sermaye ayarlamasını iyi bilmemiz lazım. Psikolojimizi yönetmemiz lazım. Bu işte bizim mesleğin öyle kolay olmadığı, düğmeye basıp alınamayan, anlam neden alınmadığının kısımları. Bunu da eğer ki böyle düşünüyorsan tabii spekülasyon yapmak tabii ki daha avantajlı, daha fazla getirisi var. Onu da tabii ki benim eğitimlerime katılabilirsin. Ee, profesyonel eğitimlerim var, onlara katılabilirsin. Bu kısım zor kısım. Yeni başlıyorsak bu kısmı düşünmemekte fayda var. Uz bu kısmı düşünüyorsak bile bunu da yanında yapmamızda fayda var. Yani diyelim paramızın %70'i bu kısımdaysa %30'u uzun vadeli yatırımcı olarak devam edebiliriz. O şekilde tutabiliriz. Devam edelim. Demin dediğim gibi uzun vadeli yatırımcıysak %5 BIST geri çekilmelerinde sermayemin %10 ile %20 arasında düzenli olarak yatırım yapmaya devam edebilirim. Yani şirketlere yatırım yapabilirim. Neden böyle yapıyoruz? Şimdi şöyle çok ufak bir şekilde söyleyeyim. Piyasa hiçbir zaman bu şekilde dimdirek çıkmaz. Elbette dalgalar halinde çıkar veya dalgalar halinde düştüğü için hiçbir şey bilmesek bile şu çıkıştan uzak durabiliriz en azından alım yapmada. Çünkü böyle bir yere geldiğimizde buralarda alım yaptığımızda piyasa %5 veya %10 aşağı düştüğünde bizim aldığımız hisse senetler daha fazla değer kaybedi değer kaybediyor olabilir. Bu kadar risk almamak için bizim bu BIST diyelim BIST'in yükselişi diyelim bunu. Her böyle geri çekildiğinde %5 veya %10. %5 idealdir. %10 her zaman çekilmez. Yani böyle çok önemli şeylerde çekilir. Veya ayıp yasasında olması lazım. %5 geri çekildiğinde bu bölgelerde bu bölgelerde alımı düşünmek her zaman için bizim için uzun vadeli için bile daha az risksiz zamanlar olarak görülür. Onun için ben diyorum ki her bistin %5 geri çekildiğinde sermayemizin diyelim ki onu veya %20'siyle yatırım yapabilirsin. İyi bir borsacı olmak nasıl olur dersek Bunu da mutlaka iyi bir eğitim almanız lazım. Yani bu eğitimde ne olabilir içinde? Tabii ki kitap okumak. Uzun vadeli yatırımcı kitapları özellikle e, okumanızda çok fayda var. E, piyasada var, çok fazla var. Her gün her ay, her gün diyorum, zor biraz. Yani hele de bizim ülkemizde. Her ay mesela özellikle bir kitap bitirebilirsiniz. Mesela 12 ayda 12 tane kitap bitirmiş olursunuz ve böylelikle de. Uzun vadeli yatırımcı borsada nasıl olunur? Bunu çözmüş olursunuz ki yatırım kitaplarını okumakta fayda var. Eğer ki e, grafik okuma kısmına gelecekseniz o bambaşka. Onun da kitapları var ama burada ben varım yani. Haber odaklı alım satıma, <laughs> haber odaklı alım satıma girmemek bu çok önemli. Siz her televizyon açtığınızda akşam güzel haberler gördüğünüzde ertesi gün alımı düşünürseniz bilin ki çok riskli yerden alıyorsunuz. Yani haber odaklı alım değil de BIST'in düşüş gösterdiği zamanlarda almamız bizim için daha iyi. Çünkü genellikle hisse senetleri yani bizim meslek tarafına döndüğümüzde haberlerle satar, satılır. Haberlerle satmak herkes yani eğer ki elinde mal varsa bir hisse senetleri de bir mal olduğu için el değiştirirler. Özellikle spekülasyonlar yani kısa vadeli alım satımcılar bu haberlere göre alır veya satarlar. Onun için haber odaklı alım satıma girmek tehlikeli. Dediğim gibi %5 BIST'in geri çekilmesinde alımı düşünmek daha az riskli diye düşünüyorum. Grafik okumasını öğrenmek bu tamamıyla işte benim bizim benim türdeki traderların işte mesleği olan insanların bu grafikleri çok iyi okuyup özellikle de dalgalarla işlemlere girmesi veya işte Bambaşka stratejiler kullanıp da veya trendin tersine vesaire çok çok iyi bir eğitim şart bunda. Yani hatta eğitim ve özellikle ben diyorum bunun eğitimiyle de olacak iş değil. Çünkü psikoloji yönetmek bu işte kolay değil. Çünkü bu iş tamamıyla insan psikolojisine ters bir iş olduğu için bunu da yaparken mutlaka bir tecrübe edinmeniz lazım. Ne kadar çizgi çizerseniz çizin bir yere varmayacaktır. Her zaman derim ben öğrencilerime. Çünkü tecrübe bambaşka bir şeydir. Yaptıkça yani zamanla tecrübe e, edineceksiniz. Alım satımda spekülasyon tarafında uzun vadeli değil. Trader dediğim gibi çok iyi bir eğitim alırsanız bu şekilde kısa vadeli işlemlere de girebilirsiniz. Borsa bizim için çok önemli. İyi bir yatırım aracı. Çünkü ilelebet baktığınızda eğer istatistiklerine de görürseniz borsanın her bir yatırım aracından daha fazla kazandırdığını göreceksiniz. Onun için borsayı korkmadan... En azından uzun vadeli yatırımcı olarak düşünebiliriz. Umarım bu videom size uzun vadeli yatırımcı olan arkadaşlara yardımcı olmuştur, olacaktır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Olasılık ve şans hep senden yana olsun demeyelim. Çünkü uzun vadeli e, yatırımcı e, biraz daha tabii şans da olması lazım ama genellikle kazanır. Yani çok uzun tuttuğunda 5 sene 10 sene mutlaka borsadan çok çok iyi paralar kazanır. Diğer taraftan beni seyreden arkadaşım varsa trader kısmından olasılık ve şans hep senden yana olsun. Görüşmek üzere. Alasma aldık. Bay bay.